Herkese merhaba arkadaşlar. Ev yapımı simit tarifiyle sizlerleyim. Pekmezli simit tarifi olarak da geçiyor bu tarif arkadaşlar. Öncelikle hamuru için gerekli olan malzemeleri sayıyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı kadar sıvı yağ kullandım. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, aldığı kadar da un kullandım arkadaşlar. Pekmezli sosu için yarım çay bardağı pekmez, yarım çay bardağı da su kullandım. Suyu pekmezi seyreltmek amacıyla kullanıyoruz arkadaşlar. Üzerine de bolca susam gerekiyor. Normalde tarifin içinde yumurta yok arkadaşlar. Ben bir adet de yumurta ekledim hamura. 1 yemek kaşığı da sirke ekledim. Çünkü sirke daha gevrek yapıyor bu tarz şeyleri. Yoğurma kabının içine öncelikle ılık sütü ve suyu ekledikten sonra 1 yemek kaşığı şeker ekledim. Daha sonra kuru mayayı ekleyip 10 dakika beklettim. Bir ön mayalanma yaptım arkadaşlar. Daha sonra da geriye kalan malzemeleri ekleyip 1 saat kadar dinlendirdim hamuru. Evet, hamur 1 saat dinlendikten sonra bu hale geldi arkadaşlar. Küçük küçük parçalar koparıp yuvarlayarak beze haline getirdim. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, bezeleri bu şekilde uzun şeritler haline getirdim. İki tanesini ayırdım size de göstermek için. Şöyle temiz olduğuna emin olduğunuz bir zemin üzerinde elinizle yuvarlayarak uzun şeritler haline getiriyorsunuz bezeleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar, simitlerin son aşamasına geldik. Şimdi şurada biraz yer açacağım. Daha sonra göstereceğim. Şöyle 2 adet parçayı şöyle örgü şeklinde birbirine doluyorsunuz ve uçlarını birleştiriyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra sulandırmış olduğunuz pekmeze ve susama batırıyorsunuz bu şekilde. Yağlı fırın kağıdı serili olan tepsiye yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ben fırını 150 derecede açtım yavaş yavaş ısınsın diye. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyacağız arkadaşlar. Şu an 150 derecede, birazdan arttıracağım derecesini arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Hamurun malzemelerinde yağ yok arkadaşlar. Bu arada ben video çekerken çok falan diyormuşum. İzleyenler öyle söylüyor. Ben de onlar söyledikten sonra dikkatli baktım. Aynen öyle oluyormuş. Normalde bu kadar ığlamıyorum arkadaşlar. Dedikten sonra evet. Evet arkadaşlar, orada anlatmaya çalışıp da bir türlü anlatamadığım şeyi anlatayım şimdi. Normalde hamurun içinde yağ yoktu ama ekledim, çünkü bir hamuru toplamak için ya yağ kullanacaksınız ya da un kullanacaksınız arkadaşlar. Ben çok fazla un kullanmamak için yağ ekledim. Yani hamuru başka türlü toparlayamazsınız çünkü. Fazla un kullanınca da ekmek tadı veriyor. O yüzden yağ ekledim arkadaşlar. Onu anlatmaya çalışıyordum. Bu arada simitler de çıktı görmüş olduğunuz gibi. Normaldekinden daha kötü oldu. Niyeyse hep böyle oluyor video çekerken. Ama tadı güzeldi arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.